CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence çıkışının ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Gelin çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım. Bu gelişmelerin ardından başörtüsü tartışması bir kez daha siyasetin gündemine oturdu. Muhafazakar kesim bu konuyla ilgili tedirgin, bir travma yaşadığı için tedirgin. Her an durumun eskisine dönebileceğini, özellikle de bir iktidar değişimi sonrasında durumun tersine dönüşebileceği kaygısı içinde ve bu nedenle de çok doğal olarak Kılıçdaroğlu bunu bir yasal düzenlemeyle biraz daha güvence altına alma yönünde çabası olmuştur. Başörtülü kadınların hakları, eşit yurttaşlık hakları ve tümüyle yaşam tarzları, giyim tarzları ile birlikte kamusal alanda var olması için gerekli bir girişim olarak gördüm. Kriz ortamında enflasyon şu kadarken, bu kadarken, şöyle sorunlar varken bu mu konuşulacaktı? Yahu 1998'den 2004'e kadar süren ağır bir kriz ortamı yaşadık biz ve biz kadınlar tam o zaman o kriz ortamında işsiz kaldığımızda hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da ya bu kriz ortamında insanlar işten atılır mı demediler. Başörtüsü yasakları yıllarca Türkiye siyasi hayatının en önemli çatışma konularından biri oldu. Söz konusu teklif, Türkiye'de başörtüsü sorununun çözüldüğünü savunanlar tarafından eleştiriliyor. Oy kazanmak için yapılan bir siyasi hamle olarak görülüyor. Burada bir hak savunusu meselesi var. Bu hak savunusunu destekleyen yasa teklifine karşı çıkanlar, o hakkın öznesinin ne düşündüğünü, ne hissettiğini dikkate almadan bu sorun bitmişti deme lüksüne sahip olamaz. Turnusol olarak Erdoğan'ı tavrını belirleyecekti Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği şekliyle. Hayır, seküler kesimin tavrını belirledi. Peki Türkiye'de başörtüsü sorunu bitti mi? Her ne kadar şu anda başörtüsüne yönelik bir yasaklama olmasa da muhafazakar kesim bu konuyla ilgili tedirgin, bir travma yaşadığı için tedirgin. Her an durumun eskisine dönebileceğini, özellikle de bir iktidar değişimi sonrasında durumun tersine dönüşebileceği kaygısı içinde. Başörtüsü sorununun bittiği gibi bir zan aslında başörtü karşıtlığını doğrudan doğruya başlı başına besleyen bir zan. Çünkü bitmedi. Hala son derece kırılgan. Başörtülü kadınların terapist olamayacağını, PDR olamayacağını, bunun mesleki etik açısından kendince değerlendiren bir uzman vardı, çok ünlü. Bu sadece birkaç ay önceydi. Yani bu sorunun bittiği anlamına gelmediğini gösteren canlı bir örnek. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan Hatice Babacan, 1967 yılında derslere başörtüsüyle girmeye başladı. 1968'de Senato kararıyla okuldan atılmasının ardından ilk kitlesel eylemi düzenledi. 1980 darbesinin ardından çıkarılan kamu kuruluşlarında kılık kıyafet yönetmeliğinin 5. maddesiyle başörtüsü yasaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu da benzer düzenlemelerle başörtüsü yasağı getirdi. Türkiye'nin hiç kuşkusuz en ünlü ve en kritik türbanını o taşıdı. 1999 yılında Fazilet Partisi milletvekili Merve Kavakçı meclise başörtüsüyle geldi. Protestoyla karşılanan Kavakçı yemin edemedi. 99 meclisinde bir de MHP vardı. MHP'nin lideri de Devlet Bahçeli'ydi. Milletvekili olarak, başörtülü milletvekili olarak meclise gelen Nesrin Ünal vardı. Ve Nesrin Ünal'a şu söylenmişti: eğer başörtülü olarak meclise gelirse MHP'den ihraç edileceği söylenmişti ve Bülent Ecevit'i sorumlu tutmak ama Devlet Bahçeli'den hiç bahsetmemek çok büyük bir haksızlık. 28 Şubat döneminde kamu kurumlarında başörtüsü yasağı zirveye çıktı. 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında kamuda başörtüsü takanlara yaptırım uygulanmasına karar verildi. Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. 2013'te kamu kurumlarında kılık kıyafet yönetmeliğinin 5. maddesinde yapılan değişiklikle başörtüsü yasağı kaldırıldı. Aslında mecliste herhangi bir başörtüsü yasağı yoktu, biliyorsunuz. İşte Merve Kavakçı da başörtüsü nedeniyle milletvekili olamamış değildi ama uygulamada bir yasak vardı ve
partiler aday göstermiyorlardı. Ben 2010 yılında o yüzden AK Parti'ye başörtülü aday gösterin demiştim. Çünkü yasak değildi. Yasak olmayan bir şey kadınların hayatından 10-15 yılı çaldı. Yönetmelikte sadece sözlü uyarı cezası gerektiren bir durumdu kıyafet yönetmeliğine uymamak. Fakat bu gerekçeyle kadınlar meslek hayatlarına son verildi, işten atıldı. Gazete Duvar'a konuşan anayasa hukukçusu Levent Köker, böyle bir yasal düzenlemeye gerek olmadığı görüşünde. Eskiden hukuken yasak değildi, fiilen yasaktı. Hem Danıştay hem Anayasa Mahkemesi bu fiili yasağı hukuki bir kılıf bulmaya çalışıyordu ve bu kılıfı ürettiler. O kılıftan yararlanan bir takım idari otoriteler üniversitelerde başörtüsü yasağını uyguladılar. Bazıları uygulamadılar. İktidarın bugün çok saldırdığı Boğaziçi Üniversitesi'nde başörtüsü yasağı hiç uygulanmadı. 2013'te kaldırılan o yönetmeliğin dayanağı da kanun. Kanunda bu konuda bir hüküm yok. Kanunda baş açma mecburiyeti diye bir şey yok. Dolayısıyla CHP'nin bu kanun teklifine de gerek yok. Hukukun yasaklamadığı her şey serbesttir. Yasa konusu olmayacak şeyi düzenleyelim dediğinizde birkaç yıl geçer ve geri dönüp sizi vurur. Serbest olsun dediğiniz şey zorunlu olur. Çünkü yasa konusu olmayacak bir şeyi yasa konusu yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinin ardından anayasa değişikliği çıkışı yaptı. Hatta bununla kalmayalım. Kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuzu da güçlendirerek geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak ilave değişiklikler de yapalım. Yani bu eski ve çok geride kalan bir durum. Türkiye'nin şu andaki durumunu yansıtmıyor. Yani diğer alanlar aile ilgili nasıl birleştiriliyor ben gerçekten anlamıyorum yani bu konuyu. Sadece şu anlama gelecek şekilde ilave edilmiştir. Yani konuyu genişletmek ve çözümsüz hale getirmek ve bu yasa teklifini de artık kadük hale getirmek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhafazakar kesime yönelik olarak endişeleri giderici bu hamlesini boşa düşürmek olarak anlaşılabilir ancak. Medeni yasayı kırpmak, medeni yasada kadınların haklarını sınırlandırmak, medeni yasada aile hukuku alanında dini hükümlere ağırlık verecek değişiklikler yapmak niyeti, isteği, planı zaten biliniyor öteden beri. Yani sırf bu teklif nedeniyle Erdoğan bu fırsata kavuşmuş değil. Erdoğan'a koz verildi eline demek kadar abes bir şey görmüyorum. Anayasa, el yükseltip anayasa demesi ferahlatıcı bir durum. Anayasa için yeter sayısı yok ve bugünkü muhalefetin de Erdoğan'ın anayasa teklifine evet diyecek kadar böyle bir siyasi basiretten yoksun olduğunu düşünmek istemiyorum.